Tövbe yarabbim. Parka gidelim. Ana park gitti. Park yok oldu. Ay da gitti. Arkadaşlar sadece ev kaldı geriye. Dur kalkma. Otur. Çünkü geldi Gafur. Selam herkes. Ben Emir'in hem yaramaz hem uslu kıyısı Gafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok garip, çok rahatsız edici bir korku, psikolojik gerilim oyunu oynayacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi dur kalkma otur dedim ama lütfen yaşı ufak kardeşlerim, pisiciklerim varsa onlar hemen kalkıp videoyu terk etsin. Bu bir pisicik emridir. Evet. Oyunumuzun adı Amanda'nın Maceraları. Maceracı Amanda arkadaşlar. Başrolde bir Amanda ve bir koyun var. Hadi gelin ufak ufak hikayeyi anlatayım. Tavan arasını karıştırırken Amanda adında cesur bir kızın ve Wally adında korkak bir koyunun başrol oynadığı eski bir çocuk TV şovu Maceracı Amanda'nın bir korku setini bulduk. Allah Allah. Benim bundan hiç haberim yok. Devam edelim. Şovdaki belirli bölümleri veya karakterleri hatırlamıyorsunuz. Ya da dizide tam olarak ne oluyor ya da onun hakkında çok şey düşünmeye başlıyor ama yine de garip bir şekilde tanıdık geliyor. Merak hakim olur ve sen kasetleri izlemeye karar verirsin ve izin verirsin. Korkun nostalji sizi daha basit bir çağa geri götürür. Arkadaşlar benim buradan anladığım şu. Biz tavan arasında gezerken bir çeşit CD'ler buluyoruz, kasetler. Tabi o zamanlar kaset var, CD değil. Ve bu kasetler geçmişte olan bir korku çizgi dizisi. Tam hatırlayacak gibi oluyoruz diziyi ama hatırlamıyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Kaseti televizyona takıyoruz. Hadi o zaman takalım. Bu kasetler size neyi çağrıştırdı he? Sevgili konuşan kedi ailem? Puppy Playtime değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, Puppy Playtime'daki gibi kasetler var bölüm bölüm. Bölüm 1, bölüm 2 ve bölüm 3. Ve bunları bu tüplü televizyona takacağız. Ve başlayalım. Çok heyecanlıyım. Wow. Bölüm 1. Amanda'nın maceraları ve korkak koyunun. Wally adı güzelmiş. Hi, ben Amanda. Ben de Wally. Elmalara bayılırım. Sen de bayılır mısın? Hayır, hiç sevmem. No. Ama benim elmalara alerjim var. Sıkıntı yok. Yeni bir şeyler denemekten korkma. Ya ama marketin bile daha nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Ben mi? Ama... Koyun dedi ya hani alerjim var elmaya diye. Şimdi niye gidelim oraya? Ya alerjisi var hani ha? Sen biliyor musun dedim. Tamam ya okey. Şurası markete benziyor ama bir tıklayayım bakayım bir tıklayayım. Evet doğru. Hadi gidelim. Marketteyiz. Eminim kalabalıktır. Bak elmalar orada. Sen görebiliyor musun? Neden acaba her şeyi bana soruyorsun Amanda? Ha? Yani görmüyorum desem ne olacak? Hadi görmüyorum. Buraya ben ne yazayım? Görmüyorum ne demek? I cannot see mi yazayım buraya? no see. Elma dedim sana. Amandacığım bak tamam sen elmayı sevebilirsin. Okey. Ama ben sevmiyorum. Ve yanındaki koyun Wally'nin de alerjisi var zaten. Bak birazdan belki bir şey olacak. Koklayacak, kokusundan bir şey olacak. Hadi gidelim. No. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Apple. Alayım ben sana bir Apple iPhone 13 Pro. He? Koyunun surata bak ekşidi. Amandacığım. Koyunun alerjisi var ya hani. He? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Burası bir market değil mi? Kocaman bir market. Sadece elma, portakal, domates olmaz yani. Herhangi bir 5 harfli meyve. Ne var? Bir dakika ne oluyor? Ben farklı harfler ya. Ben üzüm yazacaktım. Grape yazacaktım. Sil şunu abi. Bak. Size yemin ederim ben yazmadım. Ben grape yazacaktım, üzüm. G, R, A, P, E, hayır. Bir sondaki E harfini ben yazdım, grape. Ben yazmadım, yemin ederim Apple'ı ben yazmadım. Oğlum, neler oluyor lan, ben yazmadım. Kim yazdı ya lan? Arkadaşlar bana inanmıyor olabilirsiniz ama ben oraya Apple Maple yazmadım. Ya ben neden masum bir koyun alerjisi olan elmayı oraya yazayım? He? Neler oluyor ya? Neler olduğunu anlayabilmem için bölüm 2 kasetini takmam gerekiyor. Doğru mu? Hayır ya arkadaşlar. Bölüm 2. Şimdi ne olacak? Bu şenşin. Tamam pek fazla cam oynamış yok. Ne yaparsan yap. Sakın. Herkese merhaba. Ben Amanda. Ben de Wally.
Bugün büyük annemiz için et alacağız. Ama büyük annemiz vejetaryen değil miydi? Kasabanın nerede olduğunu söyleyebilir misin? Bir dakika. Ne eti ne kasabın. Bir dakika. Voli. Şşş, bana bak. Amanda seni tehdit mi ediyor? Bak ben buradayım bak. Seni korurum. O tüylerine dahi zarar veremez dostum. Şşş. Ne söyleyecektin bana ha? Voli hani bir şey diyecektin ya. Ne yaparsan yap ama sakın bir şey yapma diyecektin. Neydi o? He? Voli. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, neler oluyor arkadaşlar burada ya? Koyun kardeş başta beni uyarmaya çalışıyor. Sonra Amanda geliyor, büyük annemize et almamız gerekiyor diyor. Ondan sonra Voli diyor ki ama büyük annemiz vejeteryan. Ebe Amanda, büyük annen vejeteryansa etle ne işi olur? Ben dondurmayı seçiyorum. Sana et dedim. Ben de dondurma diyorum. Anam. yani et de olur ya. Hem bu sıcakta dondurmayı ne yapacağız ya? Et varken he? sıcak et yeriz ya. Kavurma böyle lap. Et iyidir ya. Ne yapacağız buz gibi dondurmayı bu sıcakta? Aman da haklı arkadaşlar. Hadi gidelim. Selam et adam. Ne ihtiyacımız olduğunu söyleyebilir misin? Bak adı üzerinde söyleyebilir misin diyorsun. Rica ediyorsun değil mi? Yani bunu reddetme hakkım da var. Yani bana emir vermiyorsun. Söyle demiyorsun. Söyleyebilir misin diyorsun. Söyleyemem. No. No. Bak uzatıyorum. No. Ne ihtiyacımız olduğunu söyle. Lan bana öyle bağırma bak. Arkadaşlar ya ben çok korkmaya başladım. Voli. Sen neden korkuyorsun bu kadar kasaptan? Koyun olduğun için mi? Ama merak etme, senlik bir şey yok burada. Yani normal kasaptan hazret alacağız. Tamam, korkma. Evet ama ben gene de büyük anne vejeteryan olduğu için buraya arkadaşlar no yazacağım. No. Ne ihtiyacım oldu seni? Ya. Tamam. Tamam. Sen kazandın. Ne ihtiyacımız var? Meat yani et. Okey. Zaten ben yazmasam da sen yazdıracaksın değil mi? O yüzden ben arkadaşlar şu an yazmayacağım. Bak A'ya basayım. Aha yemin ederim ben A'ya bastım. Yemin ederim bak. Bunu var ya ki Amanda mı yapıyor? Kim yapıyor bilmiyorum ama. Q'ya basıyorum. Neler oluyor? C'ye basayım. Yumuşak G. Bu doğru. Kasap abi sana neler oluyor? Hah tamam. Sanki var ya şu an benim etimi kesiyorlar. Abi bu nasıl psikolojik bir görüntü? Bu ne ya? Lan! Sonlar oldu öyle. Amanda neden şaşırarak koyun kardeşe baktı? He? Yok canım ne alaka? Biz hem kasaptan hazır et aldık. Voli ne alaka ya? Voli net değil ki o. Değil değil mi? Bak takmaya korkuyorum bak. Eğer gerçekten o Voli'nin eti çıkarsa ben var ya rahat bir hafta kendime gelemem ha. Arkadaşlar oyunun içinde zerre jumpscare yok. Zerre korkunç. Hiç yani herhangi bir şey yok. Kan yok, kılıç yok, o yok, bu yok. Ama oyun aşırı korkunç. Bizi kovalayan bir şey yok. Bu nasıl olabiliyor ya? Devam ediyoruz. Bölüm 3 okey. Evet. Voli nerede? Amanda Voli nerede? Voli'nin olduğu yerde niye et var? Hayır ya. Ben Voli'ye alışmıştım. Hem daha kurban bayramına çok var, daha 2 ay var. Bu Ramazan bayramı. Bayram mı karıştırdın sen? Ne yaptın? Amanda. Arkadaşlar kasaptan aldığımız et Voli'nin etiymiş. Bu arada Amanda bize şey dedi. Dışarısı karanlık, eve gidelim. Tabii efendim. Gidelim efendim. Amanda gerçekten seninle beraber o eve gideceğime inanıyor musun? Hayır. Etkileşime geçeceğim. Ha park var. Parka tıklayalım. Eve gidelim. Tövbe yarabbim. Parka gidelim. Ana park gitti. Park yok oldu. Ay da gitti. Arkadaşlar sadece ev kaldı geriye. O eve var ya sadece. Bu yerde yatan et var ya et. Heh o işte et değil Voli. Onun intikamını almak için gidiyorum. Voli'nin intikamı için o eve gidiyorum şu an. Kapıyı çal. Ya ben şu an bir cinle falan mı konuşuyorum? Bir ruhla falan mı konuşuyorum? Bir iblisle falan mı konuşuyorum? Heh aman da abi ellerine falan bakın. Kan mı var orada, ne var? Bu ne? Ya. Hayır kapı olmaz. Başka etkileşime geçebileceğim ama pencere var. Pencere.
Ne oluyor lan? Amanda kendine gel. Abi bu Amanda neye döndü ya? Yok ben içeri giremeyeceğim. Ben pencere diyorum. Pencere yok oldu. Ya madem kendin her şeyi yapıyorsun, beni niye zorla yaptırıyorsun bana her şeyi? Kendin yapabiliyorsun. Ben niye varım? Tübe estağfur tübe. Madem ben o kapıya tıklamasam da o kapıya tıklayacaklar ya da tıklanacak ya da tıklıyorlar, kim yapıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu biz yapalım arkadaşlar ha. En azından biz yaptık deriz. He? Okey. Tıklıyorum ha. Bak dikkat edin, herhangi bir jumpscare falan filan çıkabilir. Herkes hazırsa arkadaşlar kapıya tıklatıyorum. Bir şey mi oldu? Aman ne oluyor lan, aman da. Çarpıldı. Ne oldu? Bir şey yazmam istiyor. Ne yazacağım? 5 harfli bir şey. Gaffur olur mu lan? Yok, gaffur 6 mı? Gaffur olmaz. Kedi olmaz. Hu hu yazak mı? Hadi hu hu. Hu. Hu! Hayır! Ben yazmadım onları. Lan anne bu ne? Ha şimdi arkaya çocuk müziği koyunca masum mu oluyorsunuz? Arkada bizi kovalayan bir yaratık yok. Jumpscare'lar yok. Havalandırma delikleri yani ventler yok. Ama nasıl oluyor da ufacık bu oyun hem Puppy Playtime'dan hem Final Security Breach'ten daha korkunç olabiliyor? Bana biri bunu anlatabilir mi yoruma şu an? Hemen şu an anlatabilir mi?